Merhabalar, bugünkü videomda sıklıkla kullandığım aletleri gösteriyorum. Başladı. İşte ya. Tamam, kapat. İlk aletimiz, tahmin edeceğiniz üzere, sıcak silikon tabancası. Gerçekten şöyle tabanca şeklinde bir şekli var. Bu arka taraftan yedek çubuklarını takıyorsunuz. Fişe bağladığınızda birkaç dakika içerisinde ısınıyor ve şu tetiğinden basarak kullanıyorsunuz. Ucundan böyle sıcak halde çıkıyor ve kısa sürede donuyor. Aslında benim bunu tercih etmekteki sebebim de hızlı bir şekilde yapışıp bir anda sıkışıp kalması. Yani şöyle, hani nasıl diyeyim, sıvı yapıştırıcılar ya da beyaz tutkallar tatbik ettiğiniz zaman bir süre beklemeniz gerekiyor. Bu da tabii ki videonun çekilme süresini uzatıyor. Yani işin özü şu, bu hızlı şekilde yapıştırdığı için bunu kullanmayı tercih ediyorum. Tahtayla tahtayı, tahtayla plastiği, hatta plastikle camı bile hızlı şekilde yapıştırabilen bir alet bu. Şöyle de yedekleri var. Böyle değil, şöyle. Şöyle yedekleri satılıyor bunun. Ben bunların tanesini 50 kuruşa alıyorum. Yani belki daha ucuza bulabilecek arkadaşlar vardır. Yani gittiğiniz zaman biraz böyle hemen alıcı gibi gözükmeyin. Alıcı gibi gözükürseniz 1,5-2 liraya kadar bunların fiyatı çıkabilir. Tabancanın kendisi 15 lira gibi bir fiyatı var. Ben işim gereği de genelde böyle dolaştığım zaman işte marketlerde, milyoncularda sık sık bunların fiyatlarını kontrol ediyorum. 10 liraya da satan var ama genelde ortalama 15 liralık fiyatlar gördüm. Tabii kalitelileri var. Bunlar 100 liraya kadar çıkıyor. Ben uzun zamandır kullanıyorum. Şu cihazı, 15 liralık cihaz olmasına rağmen oldukça işimi görüyor. Bunların hatta şöyle bir tane de büyük versiyonları var. Bunların tabii şu arkadan silikonu taktığınız zaman bunlar çalışmaz. Bir büyük boyunu almanız gerekiyor. Onlar tabii biraz daha pahalı. 1 liraya kadar da o sıcak silikon çubuklarını edinebilirsiniz. Hırdavatçılardan ya da milyonculardan alabilirsiniz. Sıcak silikonla ilgili sormak istediğiniz başka sorular olursa yorum kısmında bekliyorum. Onları da cevaplandırmaya çalışacağım. İkinci aletimiz, yine sıklıkla kullandığım bir alet bu. Gazlı havya ya da pürmüz çakmak olarak geçiyor. Şöyle, yine bu da ayakta durabilen bir alet. Deneylerimizde zaten hatırlayacaksınız. Şöyle arka tarafta bir emniyeti var bunun. Bu emniyetini kendinize doğru çekip bastığınız zaman şöyle kaç dereceydi bu? 1200 kaç? 1400 dereceye kadar çıkıyor sanırım. Gerçekten çok güçlü bir alet. Tetik mekanizmasını buraya sabitlediğiniz zaman da sabit bir alev elde edebiliyorsunuz. Yine kafa tarafında bir tane şöyle bir vana var. Vanayı açıp kapadığınız zaman alevin şiddeti değişebiliyor. Bu alet ne kadar fiyatı? Bunun da sanırım 150 lira civarı bir fiyatı almıştım. Uzun zaman önceydi. Fiyatında değişiklikler olabilir. Bununla ilgili söylemek istediğim özel bir nokta. Piyasada gerçekten çok fazla ürün var bununla ilgili. Böyle kalem şeklinde olanlar, daha küçük olanları var. Ama bunları alırken mutlaka markalılarını almaya çalışın. Neden? Söylediğim gibi yani 1400 dereceye kadar falan çıktığı için şu ucundaki siboplar yüksek sıcaklıkta çok çabuk deforme olabilir. Yani kaliteli markalı bir şey aldığınızda kullanım ömrü çok daha uzun olacaktır. Ayrıca şu ayak tarafını çıkardığımız zaman şöyle arka tarafında bakın bir sibop girişi var. Bu normal çakmak gazıyla doluyor. Tam depo doldurduğunuzda 3-4 saatlik kullanım ömrü var. Ben bunu aldığımdan beri 3-4 kere doldurmuşumdur desem olmaz, gereksiz. Ben aldığım zaman 2-3 tane de gerek böyle şey çakmak gazlarından almıştım. Onlar hala tüketemedi, böyle söyleyeyim. Bu kadar sık kullanmama rağmen. Yani benzin konusunda çok içiniz rahat olsun. Fazla tüketim gösteren bir alet değil. Ama oldukça da kullanışlı. Hatırlayanlar olacaktır. İşte plastiği eritmede, sonra ahşabın üzerine böyle nasıl, ne derler ona? Ne derler o yakma işine? İşte ahşap yakma. Ahşap yakma işinde kullandığımız oldu. Böyle küçük demir bilyeleri ısıtıp suyun içine atmıştık. Farklı deneylerde, ileriki projelerimizde de kullanacağımız bir alet. Tabii ben bunu böyle farklı deneyler için kullanıyorum ama asıl amacı da adı üstünde gazlı havya. Normal lehim işlerinde de kullanabiliyorsunuz. Bunun kutusunun içerisinden böyle birkaç tane farklı aparat çıkıyor. Bunlar sayesinde kolaylıkla lehim yapabilirsiniz. Gazlı havya ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız kanalımın daha eski videolarında vardı. Detaylı bir inceleme yapmıştım zaten. O videoya da göz atabilirsiniz. Evet, belki de sıcak silikondan sonra en çok kullandığım ikinci alet hobi matkabım. Bakın şu an üzerinde şöyle bir zımpara ucu var, yuvarlak.
Bununla ilgili daha önce birçok video çekmiştim ya da kullandığım videolarımı izlemişsinizdir. Hatta böyle küçük bir motorla da buna benzer bir şey yapmaya çalışmıştım. O da oldukça verimli çalışıyordu. Bunu genellikle zımpara yapmakta kullanıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, plastiği bile yan tarafından şöyle zorladığınız zaman güzel şekiller elde etmeye yarıyor bu alet. Farklı da şöyle piyasada satılan uçları var. Ben şöyle bir kutu yaptım kendime. İçerisinde işte delici ucu var, kesici ucu var, zımparalama ucu var. Ya da birkaç tane daha benim bile anlamadığım uçlar koymuşlar. Bunları sanırım bu gravür aleti olarak kullanan arkadaşlar kullanıyor. Yani biraz daha profesyonel kullanımlar için de hobi matkabı edinebilirsiniz. Başka bununla ilgili... Fiyatını sorduğunuzu duyar gibi oluyorum. Fiyatı şöyle, piyasada farklı markalarda, modellerde gravür aletleri ya da hobi matkapları bulabilirsiniz. Bunları 70-80 liraya ortalama ben araştırmalarımda gördüm. Şu an elimdeki aletin fiyatını ben de bilmiyorum. Yaklaşık 10 sene önce bana doğum günü hediyesi olarak gelmişti. Yani o zamanlar YouTube bile yoktu belki de. Ama bunu sevdiğimi bildiği için arkadaşlarım böyle bir hediye almışlardı. Belki 5 senedir dolapta yatıyordu. YouTube'la birlikte bunu da aktif olarak kullanmaya başladım. Söylediğim gibi 70-80 liraya bulabilirsiniz. 150-200 liraya kadar çıkıyor bunların fiyatları. Çok pahalısını almanıza gerek yok. Bu ortalama bir alet olmasına rağmen işimizi görüyor. Bir de şöyle göstereyim. Bunun şöyle küçük bir anahtarı var. Gözüküyor mu bilmiyorum kamerada. Herhalde gözüküyordur. Şu anahtar sayesinde bakın. Tepesinden kolaylıkla ucu çıkarabiliyorsunuz. Ve farklı bir uç takabiliyorsunuz. Şöyle sıktığınız anda kullanıma hazır hale geliyor. Yani oldukça faydalı bir alet. Bununla da ilgili sorulara umarım cevap vermişizdir. Oldukça garip gözüken ama gerçekten çok fazla işime yarayan bir alet daha. Kablo sıyırıcı. Hiç böyle şekline bakaraktan hani yaptığı işe benzeyen bir alet değil. Ama şu iç tarafında iki tane bıçak var bunun. Buraya kabloyu kıstırdığınız zaman şöyle çektiğinizde kablonun boyutu yani kalınlığı ne olursa olsun kolayca uç tarafından 2 santim kadar sıyırıyor. Bunu neden kullanıyorum? Belki videolara yansımıyor ama böyle elektrikli ya da pilli deneyler yapmaya çalıştığımda video öncesindeki çalışmalarımda hızlıca kabloları sıyırmama yarıyor. Bunu da piyasada 5 lira 10 lira aralığında bulabilirsiniz. Fazla ödemeye gerek yok. Çünkü birkaç tane benzerini gördüm. Belki daha kaliteli olmuş olabilir ama çok kaliteli olmasa da işinizi görecek modeller var. Orada çünkü 50 liraya kadar çıkabiliyor fiyatlar. Siz 5 lira bilemediğiniz 10 lira kadar verip böyle bir kablo sıyırıcı edinebilirsiniz. Kablo sıyırıcının farklı bir versiyonu da şöyle. Bu biraz daha profesyonel kullanım için belki elektrikçilerin kullanabileceği modeller. Çünkü şöyle bakın orta tarafta küçük küçük yuvarlaklar var. Bu kullanacağınız ya da sıyıracağınız kablonun hacmine göre buradaki noktayı seçiyorsunuz. Oraya takıp sıyırıyorsunuz. Yani şu kablo sıyırıcı daha profesyonel gözüküyor ama bence şu daha kullanışlı. En azından basit işlerle uğraşıyorsanız yani profesyonel bir elektrikçi ya da elektronikçi değilseniz şunu kullanmaya gerek yok. Bunu ben biraz da zevk meselesi meraktan almıştım. Çok da kullanmıyorum. Bazı tabii ısıtma deneylerinde bunu küçük pense olarak kullanıyorum şu an. Yine de hani göstermek istedim. İkisi de kablo sıyırıcı. Yine basit bir alet. Kıl testere. Şöyle küçük. Bakın ucunda şey var. Bayağı ince bir testere. Bu da oldukça fazla işime yarayan bir alet. Bunu da göstermek istedim. Belki videolarda çok görmüyorsunuz. Birkaç videomda kullanmıştım ama bu da arka planda çok kullandığım bir alet. Böyle küçük küçük tahtalar var. Bazen büyük tahtalar almak zorunda kalıyorum. Onları küçültmek için bu kıl testereyi kullanıyorum. Yani şu bizim hobi matkabının yetişmediği zamanlarda. Bunu çünkü kesici ucu biraz küçük kalıyor. Bunu kullanıyorum. Bunun da güzel tarafı şu. Şöyle bakın. Uçları köreldiği zaman kolaylıkla değişebiliyor. Bu uçlar yaklaşık 1 lira civarında satılıyor piyasada. Fazla sert işler yapmıyorsanız yani hor kullanmayacaksanız zaten bir tane uç bile oldukça fazla işinizi görecektir. Ama bu da yetmezse ben şöyle bir şey daha aldım. Bu da aslında aynı mantık. Bu biraz kıl testerinin biraz daha kalını, daha kalın tahtaları kesmek için kullanıyorum bunu. Bunun da şöyle bir tepede somun gibi bir şey var. Bunu çıkardığınız zaman şu uçları kolaylıkla değişiyor. Bunların da 2-3 TL arasında fiyatları var. Bu yani uçların fiyatları 2-3 lira. Aletin kendisi 8-10 lira civarı. Şu da 7-8 lira civarı bulabilirsiniz. Ama
kesici bir şeyler yapacaksanız, çünkü plastiği de kesebiliyor bu. Yani plastiği, ahşabı rahatlıkla kesebilirsiniz. Hem de şöyle geç vakit çalışıyorsanız elektrikli testereler biraz gürültü yapar. Bunun gürültüsü biraz daha az oluyor. O yüzden bunu tercih ediyorum ben. Aslında göstermek istediğim çok daha fazla aletim vardı ama beklediğimden ya da planladığımdan biraz uzun sürdü video. Sizleri sıkmamak adına burada kesmeye karar verdim. Bu serimizin adı Takım Çantamda Ne Var Olsun. Herkes çantamda ne var yapıyor. Ben de Takım Çantamda Ne Var serisine başlamış olayım. Eğer beğenilerimiz yüksek gelirse bu serinin de devamını çekmeye çalışırız. Ya da ne bileyim, öğrenmek istediğiniz aletler varsa, fiyatlarını ya da kullanım alanlarını, isimlerini öğrenmek istediğiniz aletler varsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Bir sonraki Takım Çantamda Ne Var videosunda onları da anlatmaya çalışırım. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Tamam, yeter. Havya. Çekiyor mu? Havya'yı unuttum. Havya yok. Sırada havya değil. Bunu sonraki videoda.